Arkadaşlar merhaba. Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Nisan ayı tarot ve kahve yorumumuzla karşınızdayız. İlk olarak Koç burcuyla başlayacağız. Bakalım Nisan ayı Koç burcu arkadaşlarımız için nasıl geçecek, neler yaşayacaklar. Hemen kartlarımı kardıktan sonra tarot falımıza başlıyorum. Bakalım Koç burcu bu ay neler yaşayacak. Takip eden arkadaşlarımız biliyorlardır. İlk başta 7 adet kart çekiyoruz. Arkasından 4 adet ikinci destemizi ve kahve falımızı bakıyoruz. Evet. Şimdi hemen Koç burcuyla başlıyorum. Evet. Koç burcunda biraz sakinlik, dinginlik bu ay şöyle bir size sakinleşme, durgunlaşma getirecek. Yani çok sakin, rahat, durgun bir ay geçireceksiniz Koç burcu arkadaşlarınız için. Sanki bir şeye oturup da artık yeter, ben buna sahip olmam gerekiyordu, sonunda sahip oldum der gibi rahat rahat oturuyor Koç burcu Nisan ayında. İş konusunda biraz, hani nasıl diyeyim, heyecanda mı azalma, yoksa hani kendi kendinize yaptığınız şeylerden zevk alma mı azaldı, yoksa tatmin duygusu mu azaldı, iş konusunda biraz tatmin konusunda azalma var. Bu da zaten gösteriyor. Evet, Koç burcu biraz bir takım şeyleri halletmiş ama önüne yeni seçenekler sunulmuş. Bu seçeneklerle birlikte de birazcık kafa karışıklığı olmuş. Sanki biraz da çalışmaktan bıkmış, usanmış gibisiniz. Biraz dinlenmek istiyorsunuz bu ay. Evet, gerçekten hani dileklerinizin kabul olacağı bir ay. Hani rahatlık, durgunluk var ama sonrasında da biraz iç karışıklık, kendi kendinize kavgalar ediyorsunuz. Sanki biraz da artık yeter çalışmak, hafta sonu bir an önce gelsin, artık ben çalışmak istemiyorum, oturmak istiyorum der gibi şöyle bir türlü rahatlayıp dayaklarını uzatıp bir ay geçirememişsiniz. Bir takım sorunlar, problemler sizin çalışmalarınızla ortadan kalkmış zaten. Hani aşk konusunda bir kart çekmedim ama hep çalışma üzerine çıktı. Birazdan o konulara da değineceğim. Bakalım Koç burcu hani neler yaşayacak dedim ama hep iş üzerine çıktı. İş üzerine yoğunlaşmış bir Koç burcu var. Birazcık hani sona gelmiş bir takım problemlerde, sıkıntılarda. Çalışmaktan yorulmuş ve önüne konulan yeni tercihleri, yeni iş avantajlarını birazcık erteliyor diyebiliriz. Evet, mutluluğu, huzuru bulacaksınız ama öncelikle iç kavgalarınızı bitirmeniz lazım. Problemler, sıkıntılar sizin çalışmanızla ortadan kalkacak. Evet, ikinci dört kartımı çektiğimde bakalım hemen Koç burcu neler yaşayacak bu ay. Evet, Koç burcu bu ay bir iftiradan veya bir istemediği söz duymaktan çok korkar hale gelmiş. Çünkü yapılan edilenler bu yönde ilerliyor. Koç burcu iftiraya uğramayayım veya benim üzerime kalmasın tarzında bir düşünceye girmiş. Bakalım bu konu nasıl çözümlenecek. Evet, arkadaşlarınızın tavsiyelerini dinleyebilirsiniz. Eş dost tavsiye, yani bunlar belki mekan değişikliği, hadi şurayı ziyaret edelim tarzında olabilir. Bu ziyarete gidebilirsiniz. Gayet olumlu olacak sizin için. Bu korkularınızı da orada onlarla paylaşabilirsiniz. Evet, bir Koç burcunda çekip gitme duygusu var. Sanki biraz hani iş arkadaşlarından bunalmış da, iş temposundan, ben artık gideceğim, uzanmak istiyorum, yatmak istiyorum tarzında birazcık Koç burcunda bu tarz şeyler var. Bereketli bir dönemdesiniz. Hani bereket artık yani sona gelmiş de sizde de güç kalmamış, dayanacak güç. Evet, bu ay biraz da hani kendinize adaletli davranmanız lazım. Hani bazı şeyleri yaptınız, ettiniz. Bu ay bakalım hani neler olacak, neler bitecek, bunları, sıkıntı, problemleri atlatmak için birazcık kendinize vakit ayırmanız lazım. Gerçekten hani üzerinizde bir zaman baskısı yok ama siz acele ediyorsunuz sanki. Yani bir an önce bitsin, bir an önce halledeyim tarzında bu yaklaşımlar size zarar verir. Biraz yavaşlayın. Evet, dilek kartlarımıza bakalım neler çıkacak. Dilek kartlarımızdan sonra da kahve falınızı yorumlayacağım. Bakalım Koç burcu Nisan ayında neler yaşayacak. Aşk kartlarınızı çektim. Evet, aşk hayatında bir ayrılık, uzaklaşma söz konusu. Eski bir ilişkinin yeniden canlanması, yeniden alevlenmesi olabilir. Parasal anlamda çok çalışıyorsunuz. Bunun sonucunda da aşk hayatınıza yeteri kadar vakit ayıramıyorsunuz. Biraz aşk hayatınıza vakit ayırmanız lazım Koç burcu bu ay. Evet, iş anlamında kartlarımı çekiyorum.
Evet, iş hayatınızda da istediğiniz her şeye kavuşmak üzeresiniz. Sona gelmişsiniz olacak. Zamana bırakın, güç elinize gelecek. Gerçekten 3 tane mükemmel kart çektim. Daha ne olsun ki? İş hayatında biraz rahatlayın, biraz acele etmeyin. Zamana bırakın çünkü zamanınız var Koç burcu için. Evet, sağlık kartlarına bakalım. Koç burcunun sağlık kartları biraz kırgınlık, dargınlık, yeni bir başlangıç. Şöyle söyleyelim, Koç burcu bu ay biraz sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Para harcaması yapabilirsiniz sağlık konusunda. Evet, yani sağlık açısından çok da rahat değilsiniz. Varsa hani sıkıntısı, problemi olan arkadaşlar bir doktora başvurabilirler. Tarot full'umuz Koç burcu için bu kadar. Hemen kahve fincanınıza bakacağım. Bakalım Koç burcu Nisan ayında neler yaşayacak. Şunu söyleyebilirim. Nisan ayının sonlarında Koç burcu dileği kabul olacak bir burç. Çünkü gücü elinize gelecek ama biraz sabır, sabır, sabır. Evet. Tam da fincanınız açılmadı. Hani padişah falı oldu sizinki biraz. Bakalım neler yaşayacaksınız bu ay. Evet, şunu söyleyebilirim. Koç burcu biraz tercihler arasında kayboluyor. Kendini kaybetmiş durumda ve bir takım gözyaşı da olabilir. Hani çok duygusal değiller aslında ama bu ay biraz da duygusala bağlayıp ağlamak istiyorlar. Özellikle hani şöyle söyleyeyim, kendini yalnız hisseden Koç burcu arkadaşlarımız biraz hani toplum içerisine girip biraz da hani sosyalleşmeyi deneyebilirler. Yanan bir kibrit gibisiniz. Birden alevleniyorsunuz ama bunun sonrasında da bakıyorsunuz ki kendinizi yakmışsınız. Pişman oluyorsunuz. Kalbiniz tamamen 3'e 4'e bölünmüş. Artık eski sevgiliye, yeni sevgiliye, ilişkiye ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. İçinizde eskiye yönelik, bakın hep eski diyorum. Eski aşkınız, eski partneriniz, eski işiniz, eski eviniz, eski arabanız, ne varsa eskiye yönelik bir acınız söz konusu ve bunu unutamıyorsunuz. Tamamen nazardan kaçmak için orayı terk etmişsiniz ama geri dönmek istiyorsunuz bir şekilde. Çok kısmetli günleriniz geliyor. Yakın zamanda çok güzel paralar gelecek. Bu tabii ki ay sonuna doğru, ben söylemiştim size. Birazcık hani kendinizi, arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun tavsiyelerine uyarak bir yerleri ziyaret edin. Bir organizasyona katılın, yani bırakmayın her şeyi. Özellikle isminde E harfi olan Koç burcu arkadaşlarımız biraz daha fazla yalnızlık çekiyorlar. Hani bu E harfi olan arkadaşlarımız bir yüzük, bir nişan, bir evlilikten dönmüş gibiler. Hani son anda olmamış bir şey var ama bunu çok da fazla irdelemeyin. Artık geçmiş gitmiş. Artık yani hep bu eskilere dönüşü, eskiyi düşünmeyi bırakın bence. Önünüze bakın. Bu ay kalabalıklar size iyi gelmiyor. Özellikle evde misafir, arkadaş, eş, dost, kimseyi istemiyorsunuz. Tamamen yalnız kalmak istiyorsunuz. Çünkü sıkılmış, bunalmış durumdasınız. Geçtiğimiz aylarda belki de eviniz çok kalabalıktı. Hani bu durumdan ziyadesiyle rahatsız Koç burcu arkadaşlarımız. Yani kalbiniz de böyle parça parça bölünmüş durumda. Artık neyi düşüneceğinizi, burada çocukları olan arkadaşlarımıza söyleyeyim. Yani çocuk, iş, ev, aşk, ne yapacağını karar veremiyorsunuz. Bence bir an önce Koç burcu arkadaşlarımız karar verip ne yapacağını artık bir an önce yapması lazım. Benim bile hani sözlerim tıkandı. Yani artık bu kadar kararsızlığı atmanız lazım üzerinden. Evet, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.